Merhaba, merhaba Gül. Merhaba Habib kardeş. Merhaba Mehmet'im. Hoş geldin Gül'üm. Uzunca zaman ara vermişim. Eyvallah. Eyvallah Habib kardeş. Heyecanlandım. Selçuk abi, oralarda bir yerde mi? Eyvallah. Şimdi önce Selçuk abiyi alalım, sonra sohbetlenelim. İnci hoş geldin. Abi hoş geldin. Sesini alıyor muyum bilemedim. Pardon. Alıyor. Şimdi alıyorum abi. Evet. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş Ha, geldin abi. merhaba, merhaba Hasan. Merhabalar abi. Valla Ben tabii ben şöyle telefonla biraz oynayayım. tamam, nasıl istersen. Semra'm hoş geldin. Eyvallah. Güvenim. Merhabalar. Sevgili dostlar, tabii bazı şeyleri anlatmak aslında sözcüklerle ya da cümlelerle çok yeterli olmuyor. Selçuk abim onlardan biri aslında. Selçuk abinin bende 3 bölümü var. Biri resmi, kurumsal anlarsan işte 1950'de doğdu. 70'te ODTÜ'ye girdi, 71'de TÜBİTAK'a. Ondan sonra da hep TÜBİTAK'ın içinde olanlardan biri gibi böyle formal bir bölümü var. Ama Selçuk abinin ayrıca müzikle alakalı benim tanıdığım çok taşkın bir yeri var. Bir de Selçuk abinin bizim bilmediğimiz umman olan şimdi emekliliğinde tadını çıkardığımız kısmı var. Bir Selçuk abiyle aslında daha önce benim kazaya uğrattım ama yani mutsuz olmuyorum. Mutlaka bir nedeni vardır diye bakıyorum. Evet. Öyle baktığım bir pencereden bir kaydımız vardı. Kayda geçmiştik. Biraz Mahsuni'den söz etmiştik. Biraz Selçuk abinin yaratıcılığından. Yeniden aynı şeyi tarihe not düşmek gerek diye bir araya gelelim dedim. O tabii ağabey, ağabeyliğine yeniden gündeme getirdi ve buradayız. Bu akşam hep beraber buralardayız. Ben aslında Selçuk abinin kendini anlatmasını istiyorum. Hani bu benim özetim. Selçuk abi buyur. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Sevgili Hasan, tekrarladığın için teşekkür ederim. Tekrar bu Eyvallah. heyecanı, bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Eyvallah. O da Eyvallah. benim için bir onur. Teşekkürler. Ben Konya Ereğli doğumlu. Aslen Elazığ. Babamın dedesi Elazığ'dan. Ereğli'ye yerleşmiş. Ereğli'nin Divle köyünden. Orada biz artık kısmen benim adım Selçuk, soyadım Harput. Selçuk doğduğum yer, Harput'ta geldiğim yer. İkisi adım ve soyadım da birleşmiş. Ereğli'den İstanbul'a gittik. Babamın ekonomik zorlukları aşmak için İstanbul'da iş buldu, İstanbul'a geldi. Sonra tekrar Ereğli'ye döndük. Babamın mesleği fotoğrafçılıktı. Artık fotoğrafçılığı yürütebiliriz diye tekrar Ereğli'ye döndük. Babamın aynı zamanda çok güzel ut çalardı. Yani müzikle ilgiliydi. Yani ben deyimi profesyonellerden çok daha iyi parmaklarını, o incecik parmaklarıyla çok güzel ut çalardı. Mızrap vuruşu falan. Yani profesyonellere taş çıkartmak güzel ut çalardı. O bölgenin yerel havalarını çok güzel çalardı. Zaman zaman arkadaşlarımla da paylaşıyorum.
gidip gitmesinler diye. Bir hazine abi o. Parantezin arasında söyleyeyim. Çok kendi adıma içtenlikle çok teşekkür ediyorum. O hepimiz için müthiş bir hazine oldu gerçekten. Estağfurullah. Sağ olsunlar. Değer verilmesi beni çok mutlu ediyor. Evet. Eyvallah. Babam çok güzel ut çalardı ama biz niye saz çalmaya başladık? En büyük etken Ahmet Gazi Ayhan ve Neşet Ertaş. Şimdi Konya Ereğli bölgesinde özellikle Ahmet Gazi Ayhan bize hayran bırakan bir saz çalma tekniği vardı. Ve ondan dolayı biz sonra Neşet Ertaş'ı dinlemeye başladık. O da türkülerin içini doldurmaya başladı. Öyle olunca biz bağlama çalmaya yöneldik. Ut çalmayı değil, bağlama çalmayı. Babamdan abimle birlikte gittik, izin istedik. Dedik biz bir saz alıp öğrenmek istiyoruz. Babam da bize çok büyük tepki gösterdi. Halbuki kendisi çok güzel müzikle uğraşıyor. Yani şimdi çocuklarımız böyle müzikle uğraşacağız biz derse biz kıt patlarız. Ama babam bizim derslerimizi falan seveceğimizi düşünerek bize izin vermedi, olmaz dedi. Biz de babamdan gizli bir kırtasiyeci vardı, oraya gittik. 30 lira ya bir saz aldık. Haftalık 5 lira taksitle. Ondan sonra babamdan gizli çalmaya başladık falan. Öğrendik biraz. Babam da duymuş bizim saz çaldığımızı öğrendik falan. Bana dedi ki hadi şu sazı bir al gel bakalım. Sazı aldım geldim. Çal bakalım dedi. Herhalde ilk üçüncü hamle kafamda kırılacak diye bekliyordum ama çalınca da babamın çok hoşuna gitti. Ve biz babamla ondan sonra çok beraber neşke Ne güzel, ne güzel. Rahmetli olsun. yakınlarımız, tanıdıklarımız vardı. Onlarla bir araya geliyorduk. Çok güzel günler yaşadık. Sonra ot diye başlayınca 1971'de bu 5 Mart olaylarından sonra üniversite kapandı. Ve tekrar açılma aşamasına geldiğimizde ben THBT'yi keşfettim ve bir akşam yurtta kalıyorum. Bir akşam THBT'nin barakasına gittim. Baktım orada iki kişi oturmuşlar saz çalıyor. Biri bizim İsmail Işık, ikincisi de gene bizim Antranik Şendöner. Karşılıklı hem sohbet ediyorlar, saz çalıyorlar falan. İşte ben de aralarına katıldım. Aralarına aldılar sağ olsunlar. Onlardan sadece sazı ilerletmekle kalmadı. Bu rehavete ahlakını onlardan öğrendim. Hoşgörüyü, saygıyı, sevgiyi, yani birçok ana çizgiyi o dostlarımızdan öğrendim. Ve 71, 22, 51 sene oldu. Gururla o dostluğumuzu hala sürdürüyoruz. Gerçi Antranik çok uzaklarda ama zaman zaman haberleşiyoruz onunla da. Ayrıca mezun olduktan sonra o da benim gibi metalürji mühendisiydi. Seydişehir Alüminyum tesislerinde çalışıyordu. Ben önce mezun oldum. Sonra ben gittim. Orada da dostluğum devam etti. Sonra işte ülkeden ayrılmak zorunda kaldı falan. Ama dostluğumuz hala devam ediyor. İsmail'le dostluğumuz sürekli devam ediyor. Artık insan belli bir yaştan sonra o gençliğindeki dostluklarla etle tırnak gibi oluyor.
Eyvallah. Öyle. Birbirimizden ayrılamıyoruz, kopamıyoruz. Ne güzel. Ve bugünlere geldik. Üniversiteden 76'da metalürji mühendisi olarak mezun oldum ama THBT'den bir türlü mezun olamadık. Herhalde öbür tarafta da dilerim devam ederim. Eyvallah. Mutlaka abi. Biz öyle kolay kolay birbirinden kopacak bir kalabalık değiliz. İnşallah. Doğru, Bu evet. arada ben izin almadan yorumları kapadım. Haber de vermedim ama yayını etkiliyor aslında. Hani yoksa oradaki dostlara konuyu kapamadım. Biraz sonra kesilmeleri olmasın. İnternet zayıflığıyla ilgili de bir problem yaşamayalım istediğim için kapadım. Önce herkesten özür diliyorum. Biraz sonra açarım tekrar. Mahsuni'den yola çıkalım mı abi? Çıkalım tabii. Şimdi ben önce biraz Mahsuni'den bahsedeyim. Bugün tabii bazı şeyleri kaynak olarak bir yerlere dayandırıyoruz. Aşık Mahsuni hepimizin bildiği aslında muhtemelen yakın döneme kadar da bu yüzyılın ozanlarının içinde adı geçenlerden çok kıymetli bir değer. Asıl Evet. adı Şerif Çırık Mahsuni'nin. 1939 Maraş'ın Afşin ilçesine bağlı Tarlaçık. Yani Perçenek köyünde. Berçenek aslında galiba. Biz onu genelde Perçenek gibi kullanıyoruz ama Berçenek diye biliyorum. B ile Berçenek, evet. yazılan abi. Evet. Berçenek. Değil. Orada doğar. Önce aslında bir medreseye yazarlar Mahsuni'yi. Daha sonra okulda ilkokul yapılınca köylerinde Mahsuni medreseyi bırakıp işte belki Mahsuni'ye dönüşme hali aslına bakarsan o formatta bir değişiklik de olabilir. Herhalde oralarda bir yerde başlıyor. Yani medresede yürüseydi nasıl bir Mahsuni olurdu bilemiyorum. Ama hani bizim bildiğimiz Mahsuni sanki ilkokul, yaşadığı dönemdeki cumhuriyet, onun yarattığı sinerji bir şekle döndürmüş gibi hissediyorum. Nedense ben hep öyle yazıyorum o metni. Daha sonra Astsubay Hazırlama Okulu'yla Astsubay oluyor. Ankara'da 60'ta bulunuyor. Askeri Lisesi'ne geçiyor. Öyle bir askerlikle alakalı bir yolculuğu var Mahsuni'nin. 3 tane evlilik yapıyor. Çok sayıda yani 7-8 tane çocuğu var diyebiliyorum. Hani 3 evliliğinden 8 çocuğu var. Aşıklar geleneğinin aslına bak o dönem içinde yaşadığı coğrafyada hem acılarını ve bedel olarak ödemiş biri Mahsuni hem de o ödediği bedellerin hürmetini görmüş. Mesela beni çok çarpan yanlarından biridir. Biri bir yerde okumuştum onu hep hatırlarım. Aşık Mahsuni Aşık Veysel'i ziyarete gider. Veysel Aşık Veysel yerinden kalkar, onu karşılar. Herkes sorar. Yani sen genelde kimseye kalkmazsın. Hastayken gittiği için muhtemelen soruyorlar. Çağımızın Pir Sultanı geldi. Pir Sultan gelip de ayağa kalkılmaz mı dediği söyleniyor. Yani aslında bulunduğu yerde, bulunduğu ağırlıkta ödediği bedelin bir karşılığı olmuş. Yani ben böyle anlıyorum. Öyle bir hani ödül aslına bakarsanız anlaşılır olmak. 12 Mart'tan sonra da 8 yıl boyunca sahneye çıkması, yurt dışına gitmesi yasaklanıyor. Bir sürü eziyetten sonra o sürede bir işte küçük dükkanda plak satıyor falan. Bir şey görmüştüm. Yani türküleri söyleyememenin onun ne çok üzdüğünü anlattığı bir paragrafta o. Hani sanki diyor canlı bir balığı tutun, kuma atın. Nasıl hissederse ben türkülerden koparıldığımda kendimi öyle hissediyordum. Hani çok enteresan bir tarif aslında. Bize de bazen mesela elimizden sazı aldıklarında ne olur diye kendi kendime soruyorum abi. Türküleri mesela söyleme dediler. Sazı çalma dediler. Yani herhalde balık kadar bile halim olmazdı diye düşünüyorum. Yani hani muazzam bir enerji veren, çok büyük bir yaşama sevinci veren bir şeyi elinizden alıyorlar. Yani o çok hoş olmasa gerek. Mutlaka, Metin Turan, müzisyen, pardon sözünü kesiyorum. Metin Turan'ın bir tarifi var abi, Mahsuni Şerif'le alakalı. Onu söyleyeyim, sana vereyim, sen tamamla istersen. Yunus Emre, Şah Hatayi, Pir Sultan, Kul İmmet, Köroğlu, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Aşık Veysel silsilesindeki halk ozanı birikimimizi diyor. Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Enver Gökçe, Hasan Hüseyin,
Cahit Külevi gibi çağdaş şiirimizin ustalarıyla bütünleştirmiş birisidir. Abi bakar mısın ne kadar geniş, ne kadar özel ve ne aslında tartışılmaz bir umman adı tarif edilen şey. Ben bayıldım mesela. Hani o bütün Anadolu kültürünün anlaşılması demek aslında biraz da. Buyur abicim. Evet. Şimdi Mahsuni tabii bizim filozof katına çıktığını düşündüğümüz birçok ozanımızdan birisi. Aslında Anadolu'da çok fazla ozanımız var. Ve bunların hepsi kitabelere, tabletlere falan yazmamışlar. Yazısız olarak türkülere yazmış. O yüzden bizim türkülerin müzikal tarafı bana göre bir buzdağının su yüzündeki görünen Evet. tarafı. Aslında işin felsefesi, bize anlattıkları, Anadolu'nun tarihi, ahlak değerlerimiz, anlayışımız, bunların hepsi buzdağının su altında kalan kısmı ve çok büyük kısmı. Ben aslında buzdağının üstünden çok altıyla daha fazla ilgilenmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten asıl derya deniz olan alt taraf. Ve bu düşüncemi biraz da ete kemiğe büründürdüm bu pandemi nedeniyle. Yani pandeminin belki dünyaya çok büyük zararları oldu ama yani faydaları da oldu belki diyebiliriz. Ben kendimde belli bir birikim oluşmuş. Bunu etrafımla, o dostlarımla paylaşayım diye başladım. Çok fazla ilgi görünce bu sefer daha ciddiye alarak, biraz da araştırarak, kendimi de geliştirmeye çalışarak bunu sürdürmeye çalıştım ve bugünlere kadar getirdim. Ciddi bir birikim oluştu. Bunları tabii şimdi dostlarla falan paylaştım ama sonuçta bunun heba olup gitmemesi için de kitaplaştırmak niyetindeyim. Nerede istersen yardım ederim abi. Hangi aşamada ihtiyacın olursa. Çok Yazarım, teşekkürler. çizerim, bilgiler toparlarım. Nereye Çok dilersen. teşekkürler. Bu hem bir kültür olarak Eyvallah. gelecek Kalıcılık. kuşaklarımızın elinde kalsın. Hem de amacım kesinlikle ticari değil. Eyvallah. Ve kitabın gelirini de tamam bir şekilde prosedürlerini neyse yerine getirip öğrencilerimize burs olarak verebilecek şekilde böyle bir kitap oluşturmaya çalışacağım. Eyvallah. Ne güzel. Dilerim onun sonucunu da görürüm. Mutlaka. Sen başlamışsan biz ince ince sağından solundan alıyoruz o bilgileri. Çok özel bir yere doğru evrildiğini biliyorum. Yani o yolculuğundan biliyoruz. Bir sürü güzel şeyler paylaşıyoruz. Şimdi buralarda herkese sürpriz olsun söylemeyelim ama Ha, çok iyi bir teşekkürler. yolculukta gidiyor. Evet. Şimdi yani türküler bir de gençlere özellikle emekli olmamış olanlara benim şiddetle tavsiyem mutlaka bir ilgilendikleri meslek dışında hobileri olsun. Ama hobileri olurken hobilerin sosyal tarafı da olursa o zaman çok daha büyük işlerine yarar. Çünkü görüyorum herhangi bir hobisi olmayan dostlarımızdan emekli olanlar oldu ve büyük bir boşluğa düşüyorlar. Çünkü iş hayatlarıyla sosyal hayatları iç içe ve iş hayatını noktaladığı anda birden sosyal hayatını da
noktalamış oluyor ve bunalıma düşüyorlar. O duruma düşmesinler. Beynimiz duruncaya kadar bir şeyler üretmeniz lazım. Evet. Ve ticari olmayan üretimin keyfi hiçbir şeyde yok. Ben emekli olduktan sonra üretmeye devam ediyorum. Ha, teknik birikimimi de çöpe atmış değilim. Onları da gene ticari olmayan bir şekilde isteyenler paylaşıyorum. Ve türkülerle daha derinlemesine yollarda gidiyorum. Ve gittikçe de çok büyük keyif alıyorum. Dedin ya, elimizden sazı alırlarsa ne olur diye. Ya. Hani kervanlarda giderlerken iki devenin üstünde hayallerinden satranç oynuyorlar. Önlerinde satranç tahtası olmadığı halde. Dolayısıyla biz de artık bu aşamaya geldikten sonra sanıyorum hayalimizde bile bunu yürütürüz diye düşünüyorum. Yani Eyvallah, eyvallah. onu kimse elimizden alamaz. Öyle tabii yani hani ama onun yaşadığı 100-150'yi engellemek tarif ettiğim şey aslında. Belki sahnede dokunup Ozan Yol olarak ürettiği bölümleri elinden alınmış bir Mahzuni penceresinden söylüyorum. Evet. Mahzuni ile özdeşleştirdiğim bu asla tabii öyle bir yerden bakmıyorum. Hani öyle o kadar elimden alsalar Mahzuni kadar derinliğe düşmem muhtemelen ama. Ama bütün hayatımın içini kurcalıyorum da hayatımın üçte ikisinin kazancı, olumlu üretimleri, beni doğruya kılavuzlayan, o yönlendirmeleri yapan hemen hemen her şeyin içinde Türkülerin bana getirdiği dostlar var. Türkülerin bana getirdiği hayatın kendisi var. O bağlamayla ya da türkünün kendisiyle, öyküsüyle aldığım o yolculuk var. O yüzden hani ben de en azından o balık olurmuşum gibi geldiği için paylaştım. Evet. Şimdi Peki. Geçelim bu Mahzuni'nin sana doğru evet. gelen bölümlerine abi. Evet. Şimdi bugün aslında türkülerin öykülerinin yanında türküler bana ne anlatmış? Ben türkülerden ne anlamışım? Bana hangi türküleri yaşadığım olaylar çağrıştırmış? Biraz onları örnekleyerek gitmeye çalışalım diyorum. Eyvallah. Ve Mahzuni'nin benim hayatımda nasıl bir yeri var? Mahzuni aslında hiç kimsenin yaptıramadığı bizim yolu yaptı. Yolu asfaltlattı. Yani nasıl geldi de birilerine mi görüştü ve vesile oldu? Hayır, öyle değil. İşte yani türkülerimizin gücü de bir yerde ortaya çıkıyor. Mahzuni ile ilgili bu geçmişte yaşadığım anıyı anlatmak istiyorum. Lütfen. Şimdi yıl 1999. 1996 yılında Habitat etkinliği oldu İstanbul'da. Ondan 4 sene sonra. Ve o Habitat döneminde İstanbul'da bütün ana yollar elden geçti. Kaldırım taşları yenilendi. Her taraf süslendi. İstanbul resmen makyajlandı. Ama gözden ırak olan yerlerde ise pek fazla bir şey yapılmadı. Bizim sokakta bir çıkmaz sokak olduğu için nasıl olsa oradan gelen geçen olmaz diye hiç bakan eden olmuyor. Ki Kadıköy'ün Merdivenköy mahallesinde oturuyoruz. Merdivenköy mahallesi de Kadıköy ilçesinin en büyük nüfusa sahip olan mahallelerinden birisi. Yani az utanmayacak nüfusa sahip. Ama biz o çıkmaz sokakta Habitat gibi etkinlikleri geçirmiş İstanbul'da
çamur yoldan eve gidip geliyoruz. Yönetici gidiyor, dilekçeler veriyor filan, hiç gelen yok, giden yok. Bir gün eşim Nihal'e dedim ki, ya ben böyle böyle Kadıköy Belediyesi'ne bir dilekçe yaptım. Sen bunu götürür müsün? Götürürüm dedi, elden götürür veririm okuldan çıktıktan sonra, öğretmen için. Ben de bir dilekçe yazdım. Yazdığım dilekçeyi okuyayım size. Kadıköy Belediye Başkanlığı'na. Yuman sesi vardır iman dağı. Gönül gezemiyor dostum dağı. Ellerin merihe uçma çağında. Bizim elde çamur yola ne diyeyim. Yukarıdaki dörtlüğü Aşık Mahzuni Şerif, Maraş'ın Afşin ilçesinin 30 yıl önceki halini anlatmak için söylüyor. Oysa bizler 21. yüzyıla girmek üzere olduğumuz şu günlerde dünya şehri olarak adlandırılan, uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan, modaya uymak adına her yıl kaldırımları değiştirilen İstanbul'da, üstelik İstanbul'un en uygar ve yerleşik ilçelerinden olan Kadıköy'de yaşıyoruz ve evimize çamur yoldan gidip geliyoruz. Bu çarpıcı çelişkiyi en kısa zamanda düzeltmenizi dilerim. Böyle bir dilekçe yazdım ve Nihal bunu aldı götürdü Kadıköy Belediyesi'ne vermiş. Akşam işten döndükten sonra indim servisten. Bizim sokağa baktım. Sokağın önü kapatılmış. Kadıköy Belediyesi yol çalışması. Ve sokağın içi yani aşağı yukarı 200 metre civarında bir çıkmaz sokak bu. Ve sokağın içi Kadıköy Belediyesi'nde ne kadar iş makinası, asfalt makinası varsa oraya dolmuş. Nihal eve gelir gelmez Kadıköy'den belediyeden telefon etmişler. İşte biraz sohbet etmişler falan neredeyse. Yani görünen o ki Aşık Mahzuni attığını vurmuş. Ve Eyvallah. öyle bir asfalt yaptılar ki yıllarca daha yakın zamana kadar o asfaltın üzerinden gittik geldik. Yani Aşık Mahzuni'ye tabii bir borcumuz oldu. Bizim o zaman sokağımızın da adı yoktu. Dedik bir de sokağa isim isteyelim. İşte altı tane isim önermek gerekiyor. İşte Mahzuni Sokak dedik. Ata Sokak dedik. Hani o olmazsa bu olsun. Falan. Öyle altı tane isim seçtik. Büyükşehir Belediyesi veriyor isimleri. Büyükşehir Belediyesi Ata Sokak demiş. O da başımızın üstüne dedik. Eyvallah. Ondan sonra ama geçtiğimiz birkaç sene içinde Ata Sokak birden Terzi Çıkmazı Sokak oldu. Terzi ile ne alakası varsa Ata Sokak'ta gitti, yerine Terzi Çıkmazı geldi. Şimdi madem çıkmaz dediler, o sokağa çok güzel bir isim aklıma geliyor ama onu önersem kabul ederler mi o çıkmazı bilemiyorum. O yüzden şimdilik öyle bir öneride bulun. İyi, peki o zaman mahzunileşelim mi? Evet, şimdi o türküyü dostlara, izleyenlere bir hatırlatalım istedim. Eyvallah. İnternette canlı yayında biraz sesler, özellikle enstrüman sesleri pek olumlu çıkmıyor ama dilerim bir problem olmaz. Nasıl bu şekilde ses? Güzel abi, şiddet olarak iyi Güzel. ama dediğin gibi yani internette olan biraz farklı. Altyazı M.K.
Atom yarışında, füze çağında, başımdaki bin bir hala neydeyim? Sen güler oynarsın kendi keyfinde, benim gözümdeki Selena'deyim, Selena'deyim. Sen güler oynarsın kendi keyfinde, benim gözümdeki Selena'dayım, Selena'dayım. Kimse bilemiyor hakkın velisin, kaldır aramızdan benlik çalısın. Kimisi beğenmez acem halısın, kimindeki yırtık çula ne deyim, çula ne deyim. Kimisi beğenmez acem halısın, kimindeki yırtık çula ne deyim, çula gümansız vardır aman aman, iman dağında gönül gezemiyor dostum bağında. Ellerin merihe gitme çağında, bizim elde çamur yola ne deyim, yola ne deyim. Ellerin merihe gitme çağında, Afşin'deki çamur yola ne deyim, yola ne deyim. Ben bu derde yıllar evvel yanardım, dolaptan dolaba iner dönerdim. Bütün insanları sultan sanırdım, bir çare mahzuni köle ne deyim, köle ne deyim. Bütün insanları beydir sanırdım, bir çare mahzuni köle ne deyim, köle ne deyim. Eyvallah. Ne desin abi? Dörtlüklerle diyecekleri ne varsa her bir şeyini aşağı yukarı söylemiş demiş. Evet. Ya tabii Mahsuni'yi bir iki tane müzikle bir takıra birkaç paragraf yazıyla anlatmak mümkün değil. Yani günlerce haftalarca anlatılabilecek felsefesi ve dokunuşları var. Yani hele bizim yakın dönemlerimizde inanılmaz etkileri var. Ama işte biz de karınca kararınca dokunup yanı başından yol alalım istedik. Evet, sizin orada yol yapmış. İnanıyorum ki o civarda da bir sürü kalplerde yol açmış bir ozan. Yani rahmet olsun. Mutlaka milyonlara dokunuyor bu insanlar. Yani sadece bizim yolla Evet, kalmayacak değil. evet, evet. Ve dokunmaya da devam edecek. Yani Türküler gerçekten güncelliği asla bitmeyecek bana göre. Evet, çünkü onları ozan yapıp işte o silsile içinde bir yere
bilgi birikimi, felsefe, duruş itibariyle yerleştiriyorsa onu izleyen, takip edenler muhtemelen kalıcılıkları da o olacak. Yani hani oradan onları kazıyamazsınız, silemezsiniz. Sözler, türküler olduğu sürece de Mahzuni şerifler muhtemelen kendi benzerlerini yaratarak belki yeni Mahzuniler, yeni bu işlerdeki Pir Sultanlar var ederek yaşayacaklar. Öyle inanıyorum. O süreç durmayacak yani. Hani sistem bazı şeyleri bir yerlerde tutuyor olsa bile büyük bir kalabalığı, büyük bir yeri durdurmak mümkün olmayacak. Peki. Gene de çok koruma altında tutmamız lazım aslında. Tabii. Çünkü anonim türküler ve bu dev ozanlarımız, büyük ozanlarımız artık anonimleşen türküleri çok sıkı bir şekilde koruma altında tutmalıyız. Çünkü onların yerine koymak çok zor. Hani Evet. bir tarihi esere hemen birinci derecede sit alanı diyorlar ya. Yani bizim bu anonim türkülerimizi de birinci derecede sit alanı gibi Korumak yani. hiç kimseye Haklısın. el değdirmemek lazım. Valla evet, aslında mesela benim tutuculuğum, hani hatta kulakları çınlasın, Mehmet Özbek, siz benim, ben sizi ben kendimi tutucu bilirim demişti bize bir ortamda. Siz benden de tutucuymuşsunuz dedi. Çünkü ben yani müzik insanlarının, müzikten hayatını yolculuk olarak tamamlayan insanların o besteleri yapabileceklerine, kendi besteleri üzerinde diledikleri formları verip diledikleri kadar dans edebileceklerini kabulleniyorum. Ama hani bu ülkeye mal olmuş, bunun içinde yaşanmışlıklarıyla bir yere gelmiş türküler ya da işte anonim deyişler ya da benzeri şeylerin biraz korunması, biraz sakınılması, biraz geleceğe aktarılmak gibi bir şey var. Kimseye türküler sevdirilmek zorunda değilmiş gibi geliyor. Abi türküler kendini her koşulda zaten sevdiriyor toprağın insanına. Aynen, Yani aynen öyle öyle. bir derdi yok diye düşünüyorum. Doğru. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama belki büyük bir çoğunluk farklı da algılıyor olabilir. Peki Denizli'ye doğru yol alalım mı abi? Şimdi biz aslında türküler ve öyküleri oluştururken, türküler ve öyküleri bakın burada öykünün kendisi kendi ayağıyla gelmişti. Ama türküler ve öyküleri aslında Selçuk abinin demin anlattığı gibi en başında pandeminin Türk halk bilimi topluluğuna yansıma biçimi oldu aslında. Çünkü biz baktık ki türkülerle ilgili yaygınlaşamıyoruz, baktık ki öyküleri birbirimizle paylaşamıyoruz. Aklımızdan geçen, birlikte paylaşabileceğimiz yöntem olarak bu aslında geldi. Çünkü biz türkülerin öykülerini biliyoruz. O öykülerin içinde, yaşanmışlıkların içinde neler olduğunu iyi kötü okuyoruz, birlikteyken paylaşıyoruz ama. Bu da aslında bir tür evrilme, tarihte bazı şeylere not düşmek, oralarda bunların bilgilerini güncellemek ve kalıcı kılmak aslında derdimiz. Bizimki sadece Doğru. bir başlangıç. Birileri bundan daha farklı işler yapıp bunu daha da geliştirebilir diye bir küçük damla bırakmak. Böyle başlamıştı her şey aslında. İşte 8'e yakın herhalde, 8-9 tane benzer türküyü öykülendirdik. Onu da bizim TYT mezunlarının TV dediğimiz oluşumun arkasında yaymaya ve yaygınlaştırmaya karar verdik. Ama şimdi senle Denizli'ye doğru yol alalım. Başka bir ustanın notaları vurduğu, başka bir ustanın derleyip bize ulaştırdığı başka bir öyküye aslında, başka bir yaşanmışla. İzin Evet. verirsen ve hani eklemek istiyorsan bekleyin. Değilse oraya doğru yolculuk yapalım. Tabii. Evet, Denizli Tavat yöresi türkünün zabıtçı Mehmet Oral'dan alınmış bir Talip Özkan aslında başka bir derya. Yani hani Talip Özkan da yine yakın dönemlerimizin büyük ustalarından biri, çok emek verenlerinden biri, çok değer katmış olanlarından biri. Rahmet olsun ona da. Evet. İnanılmaz işler tespit etmiş, inanılmaz katkılar vermiş. İşte onların korunmaları lazım ya. Hani ben bazı diziler mesela, bu onlardan biri. İşte Kütahyalı Hisarlı Ahmet'in bazı melodileri var.
Yani hiç işte konservatuvar görmemiş gibi gelmiyor. Bana yüzlerce konservatuvar bitirmiş de o dizeleri birbirinin arkasına, o melodiyi birbirinin arkasına eklemiş geliyor. Neyse bu yani konservatuvarın onların gittiği formu gerçekten başka bir yolculuk gibi geliyor bana abi ya. Konservatuvarlar onlara yetişmeye çalışıyor. Yani, evet, bence biraz öyle. Çok güzel. Yer yağmur yer yaş olur. Uçan da kuşlar bir denem sarhoş olur. Bade içen bir hoş olur. Ah gidi baygın aygın fidanım yar olaydın. Kokulanacak güzelim yar olaydın. Türkümüz Denizli. Yer yağmur yer yaş olur. Muhteşem ezgisiyle halk müziğinin çok kilometre taşlarından biri aslında Denizli türküsü. Çıkış öyküsü de çok sıkça duyduğumuz öykülere benziyor. Ama türkü ezgisi anlatımıyla yani gerçekten şöyle biraz sonra dinlediğinizde siz de kendinizi gözlerinizi kapatın. Hani Selçuk abi söylerken bir yere bırakın. Bir bakın bambaşka deryalara, bambaşka ummanlara götürecek bir şey. Bu öykünün kahramanı 17. yüzyılda geçen bu öykünün kahramanı çevresinde çok sevilen Tavaslı Hayışoğlu. Hayışoğlu mahallesindeki Rum kökenli ailenin güzel kızına kaptırır gönlünü. Bu tip türkülerde tabii genellikle her zaman bir detay var. Hani bir yaşanılan zaman dilimini anlatır. Yani bu sosyolojik olarak içinde bulunduğumuz işte bir Rum kızı vardır aşık olman ya da Rum bir delikanlı. Netice itibariyle o formatlarda yani önümüze çıkarsa öykü şunu fark ediyoruz direkt. İnançla alakalı bir topluluklar var. Birbirinden farklı inanan. Etnik olarak birbirinden farklı etnik kültürlere sahip insanlar var. Ama bunlar o alanda, o bulundukları coğrafyada ortak yaşamla alakalı başka bir kültürel nokta üretiyorlar. Yani nerede yaşarlarsa yaşasınlar, gönüllerin ferman dinlemediğini, birbirlerine tutulduklarını ve bu sevdanın bedeli neyse zamanı geldiğinde Behirol o zaman dilimi olduğunda da bedelini ödemeye hazır olduklarını görüyoruz. Ancak diyoruz hani bildiğimiz bu kapsamdaki türkülerin hemen hepsinde farklı inanca ve etnik kilttir ya da yani o etnik ayrıcalığı olan kadın genelde de ona tutulan Müslüman Türk erkeği. Niyeyse bu böyle mesela Suzan Suzi'de de böyledir. Hani Suzi Kırklar Dağı'nda bir Süryani kızıdır. Müslüman bir çocuktur. Orada da öykü böyledir. Çoklukla sanki aslında bakarsan hani Türklerde kadınlar aşık olmaz. Sırf Müslüman erkeklerin işiymiş gibi gene erkek egemenliğinin penceresinden bakan bir anlatı ve yaşama biçimi var. Hani ben şimdi tabii Selçuk abinin benimle paylaştığı çok kibar, naif şeyleri var. Aklıma benim daha sertleri geliyor. O bu konularda benden daha naif sözlerle tarif ediyor bu tarifleri. Ama kadınların yok sayıldığı hiçbir gezegen, hiçbir yer, hiçbir üretim alanı bence yok zaten. Yani eğer kadınlardan söz etmiyorsa, o kadınların olduğu değerler yerine konmuyorsa, bence çok erkeklerden söz edecek çok fazla bir şey yok o bölgede. Ben en azından öyle düşünüyorum. Çünkü aşık olma hakkı o Müslüman kadınların da var adı. Çünkü aşkın Müslüman olmakla ya da o başka bir etnik inanç ya da başka bir şeye sahip olmakla alakası yok. Aşk insanın dediği gibi gönlünde düşen ve artık onun dizginlenemeyen hali. O yüzden kadını yok saymak işin bence biraz hani edepsiz yanı ya abi. Çok hani böyle başka sözcük en yumuşatarak o kadarını söyledi Selçuk abi. Sen ne dersin? Valla yani birçok türküde hep böyle bir taraf hep sansüre uğradım. Yani bunları aşmamızda giderek kolaylaşacağı yerde maalesef zorlaşıyor. Bu türküde o şekilde gene bildiğimiz klasik anlamda bir öyküye sahip. Belki tersi olan öykülerde vardır ama onlar hep saklanmış, halının altına sürülür.
Kamboçya kültürümüzün bir yarısı halının altında kalmış oluyor. Ve bu türkünün böyle bir öyküsü var. Ama bu türkü bende de çok daha farklı şeyler anlattı bana. Ben 2000 yıllarında teknik bir inceleme için Almanya'da Nürnberg yakınlarında Schwaba kasabası var. Oraya gitmiştim. Akşam gittiğimiz şirket yetkilileri, mevsim de yani ya Ekim sonu ya Kasım, hani kışın gelmek üzere olduğu bir mevsim. Şirket yetkilileri ile akşamüstü yemeğe gittik. Ben de o zamanlar o kötü alışkanlığı hala bırakamamıştım. Sigara içiyordum. Zaman zaman salondan çıkıp dışarıda sigara içiyorum. Sigara içerken Almanya'da belli bir saatten sonra sokaklarda kimse yok. Sadece işte bir iki katlı binalar yolun iki tarafında. Binaların pencerelerinden ışık sızıyor. Ve dışarıda müthiş rüzgarlı, soğuk bir hava var. Ve aynı zamanda da yağmur yağıyor. Ama o yağmur rüzgarın etkisiyle böyle mermi gibi, kamçı gibi çalıyor. Nadiren gördüğüm birkaç kuş da herhalde geç kalmışlar. Kendilerine sığınacak kuytu bir yerler arıyorlar. Rüzgarın etkisiyle böyle sağa sola yalpalayarak sarhoş gibi kendilerine kalacak yer arıyorlar. Ya benden başka kimsenin olmadığı sokağın iki yanında dizili bu bir iki katlı evlerin sadece ışıkları sızıyor ve herkes dışarıyla ilişkilerini kesmiş, sıcacık evlerde oturuyor. Ve birden aklıma 60'lı, 70'li yıllarda Almanya'ya kaçak olarak gidip umut arayan insanlarımız geldi. Bunların yaşadıkları ilk günlerini düşün. Dil bilmezler, yol bilmezler. Benim durduğum yerde duran, kalacak yeri olmadığı için çaresiz. Mermi gibi gelen yağmur damlaları dirsesine yani omuzlarına düşen. Sadece işte Alman losyonu sürmüş ensesine. Bir ölçüde onlara benzemeye çalışan insanlar gözümün önüne geldi. Kendisini sevenlerin çok uzakta oldu. Onların kokularını bile hatırlayamaz oldu topraklarda, yapayalnız ve çaresiz. Bütün bu manzara bana o rüzgar bir türküyü çağrıştırdı. Adeta o türküyü söyledi. Belleğimdeki bir türküyü gün yüzüne çıkardı. Yağar yağmur, yer yaş olur. Uçan kuşlar bir dener sarhoş olur. Vade içen bir hoş olur. Ah gidi aydın, baydın, senin yar olay. Kokulacak yar olay. Ben de bu türkünün bıraktığı iz bir de bu şekil. Hem ezgisi Eyvallah. çok güzel ama ben de bıraktığı bu duygular da daha bir güzel. Eyvallah. Peki, onun Evet. finalini söyleyeyim. Tabii hayırlı oğlu kıza gönlü var, kızın onda gönlü var ama baba ağa toprak ağası olduğu için izin vermez. Ama hayırlı oğlu da Rum kızını kaçırır. Öykünün aslı da oralarda bulduğumuz nihayeti bu. Şimdi sendeyiz abi. Ben çıtımı bile çıkarmadan Estağfurullah. Şimdi bu saz aslında genç bir saz gibi görünüyor ama bu saz 1973 doğumlu. O sene
THBT için bir grup saz yaptırıldı. Sevgili İsmail Yaşar. Barakadaki saz kalabalığın, o saz grubundan bu. Evet, birkaç tane de hani Koro saza sazlarında da vardı kardeşleri. ihtiyacı olanlardan almak üzere işte İsmail'le beraber gitmiştik. Yıldırım Saz Evi Zihniye'de. Zeki Yıldırım usta. O ustanın sazı ve gene hani o anıların bir parçası olduğu için bu saza da gözüm gibi bakıyorum. Abi ben Baraka'daki bu sazları Zeki Usta'ya benim olduğum dönemde, sonra oğlu İbrahim yapıyordu aynı işleri. Onlara götürdüm, onu attım, tellettim, tekrar alıp Baraka'ya getirmiştim. Kalanları. Evet. Ona da rahmet olsun. Evet. Ve sazın bu sapı 73'ten beri hiç değişmez. Yani en Eyvallah. kolay atacak saz, sap hiç eğilmedi, yanılmadı, dik duruyor. Serhoş uçan da kuşlar güzelim
Yar yamuk kir sesine efem. Yar yamuk kir sesine aman Avrupa dökmüş bir denem Avrupa dökmüş güzelinden sesin. Ben bilirim yar sesine efem. Ben bilirim yar sesine efem. Ah gidi baygın, baygın, güzelim yar olaydı. Kokulacak Ağabey, eline, koluna, gönlüne, yüreğine sağlık. teşekkürler, Yani sağ ol. Kusurlarımız affola. estağfurullah. Mutlaka yani inanılmaz şeyler hissettim. Herkes de hissetmiştir. Zaman anlamında bir kesilme olabilir diye söylüyorum. Hani bütün dostlara da tekrar söyleyeyim. Bu herhalde zamanlamalı bir şey. Biraz sonra bitebilir. Tam bir saatlik periyotları vardı. Uzatmıyorsa eğer yaklaşık olarak bir Evet. saati dolduruyoruz. Öncelikle ama şunu yapabiliriz abi. Bu şimdi bizim formal öyküler ve türküler bölümümüz. Dilersen bunu bitiririz. Biraz sonra ben hemen açarım. Yeniden sazın, sözün, türkünün belki daha eklenebileceklerinin sohbetini. Orada varsa diğer arkadaşlarımızı da davet eder, hep birlikte yaparız. Olur mu? Çok iyi olur. Olabilir tabii. Tamam. Selçuk kardeşim çok teşekkür ediyorum. Yeniden yani zamanlamayı ayırdığın için, bizimle beraber olduğun için hem gönlünü hem türküleri yeniden bizimle paylaştığın için. Ama ben en Ben çok teşekkür ederim. önümüzdeki rehber abilerden biri olduğun için teşekkür ediyorum. Geç tanıştık. Zaman denk gelmemişti belki ama tanıdığımız zamanı doğru kullanmak adına söylüyorum. Özellikle türkülerin olduğu her ortamda duruşunla, varlığınla çok benim için çok başka bir enerjisin. Çok teşekkür ediyorum. Daha ben teşekkür ederim. Herkesin teşekkürleri var. Herkes kalpler gönderiyor abi. Bilemiyorum sen görüyor musun? Ama aynı kalpleri Göremiyorum seninle şimdi. paylaşıyorum. Maalesef Sen şimdi biraz ben uzaksın. görme biraz sıkıntı oluyor tabii uzaklaştığım için. Tamam, şimdi biraz daha Kusura o zaman bakmasın arkadaşlar. bu yayını toparlıyorum. Ben tekrar açacağım. Sakın kaybolmuyorsun abicim. Tamam. Tamam. Görüşürüz abicim. Oldu, görüşürüz.